Konuğumuzla devam edelim. Hem küresel piyasaları hem de emtia piyasalarına dair kıymetli yorumlarını alacağız. Eda Karadağ bizlerle birlikte, Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Eda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar diliyorum size. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar. Çok teşekkür ediyorum. Tabii gündem yoğun. Orta Doğu'daki riski konuşuyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in helikopter kazasında hayatını kaybetmesi hem jeopolitik olarak hem ekonomik olarak hem de emtia piyasalarına etkileri belli ki konuşulacak. Neler söyleyeceğiz? Öncelikle bu gelişmeyle ilgili sonrasında ve işte petrol ve ons altın emtia piyasalarına da etkilerini, küresel cephe piyasalarına da etkilerini konuşalım, değerlendirelim. Buyursunlar. Evet, İran'da yaşanan helikopter kazası sebebiyle İran Cumhurbaşkanı Reisi aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı'nın hayatlarını kaybettiklerine dair haber akışları teyitlendi. Dolayısıyla yeni haftaya başlarken aslında bu üzücü haberle de başlamış olduk. Küresel piyasalar nezdinde şu an için ciddi bir oynaklık yok. Aynı zamanda yurt içi piyasalarda da bir etkisi yok ama tabii iki hafta genelinde İran'la ilgili gelişmeleri piyasalar yakından takip edecektir. Elbette işin emtialar kısmı biraz hareketlenmiş durumda. Özellikle ons altında 2450 dolar seviyesinde yeni rekor tazelendiğini gördük yeni haftanın ilk işlem gününde ve an itibariyle de 2438 dolar bölgesinde işlemler geçiyor. Bir tarafta gözler petrol fiyatlarında olacak. Sonuçta İran'ın da petrol tarafındaki etkisi çok fazla. O yüzden önümüzdeki süreçte tabii ki bu ne derece petrol fiyatlarını etkiler tamamen gelecek haber akışlarına bağlı olacaktır. Ama şu an için baktığım zaman özellikle petrol fiyatlarının genelinde hafif alıcılı bir seyir var. Daha çok sanki tepkiyi altın vermiş gibi. Sonuçta piyasada endişe edecek, piyasayı tedirgin edecek bir haber akışı olması sebebiyle yine güvenli liman özelliği çalıştığından dolayısıyla ons altında biz bu tepkiyi gördük. Bu nedenle şu an için 2450 dolarlara doğru yeni bir zirve tazeledi. Yukarı yönde potansiyelini koruduğu görüyor. Petrol fiyatları biraz daha yatay. Sonuçta önümüzdeki süreçteki mesela Haziran ayında önümüzdeki ay OPEC Plus üyelerinin toplantısı var. Dolayısıyla orada üretim kesintisine devam kararı alınacağı şeklinde bir beklenti söz konusu. Yani şu an için aslında petrol fiyatları tam olarak İran'daki gelişmelerle çok fazla etkilenmemiş gibi gözüküyor. Yine ana hikayesi arz ve talep tarafı. Bununla ilgili gelişmeler bence petrol fiyatlarını belirlemeye devam edecektir. Elbette jeopolitik riskler zaman zaman artıyor. Bu durum petrol fiyatlarını etkileyebiliyor. Yine az önce de söylediğim gibi hafta genelinde İran tarafından gelecek haber akışlarını bu noktada yakından takip edeceğiz. Petrol fiyatlarını etkileyebilecek bir haber yine zaten fiyatlar üzerinde etkisini gösterecektir. Ama toparlayacak olursam petrol fiyatları yeni haftaya biraz daha yatay başladı. Daha çok tepkiyi ons altının verdiğini takip ediyoruz. Tabii gümüşle ilgili de konuşacak olursak o tarafla ilgili söyleyeceğiniz notlar da varsa bu tarafı da rica edelim. Gümüşte 11 yılın zirvesini gördük, 31 seviyelerinde. Altın gümüş rasyosu için neler söyleriz? Belki altın tarafında yurt içi gram altında da tabii altının ons fiyatının yükselmesiyle birlikte bu tarafta da etkilerini gördük. Yurt içinde de gram altın yükselişlerini takip ediyoruz. Bu taraf için bize neler söylersin? Gram altına bakarken ons altın ve dolar TL tarafını baz alarak yorumluyoruz. Onu birazdan yaparım ama öncesinde hemen gümüşe değinelim. Gümüşte zaten biz 49 dolarların üzerine 2011 yılında görmüştük. Dolayısıyla 2011 yılından sonra yeni bir zirve tazelemediği takip edildi gümüşte. Ve bir süredir hatta son birkaç aydır özellikle yeşil enerjiyle ilgili konunun gündeme gelmesiyle beraber gümüşün biraz daha parlak döneme geçebileceğine yönelik beklentiler de vardı. Ama geldiğimiz noktada gümüş fiyatlarına baktığım zaman şu an için evet 31 dolar bölgesindeyiz. 32 dolarları gün içerisinde test ettiğini gördük. Orada şu an için 35 dolarlar bence yukarıda takip edilmesi gereken seviyeler. 35 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görülmesi durumunda o zaman teknik anlamda yukarı yönde hareketini güçlendirebileceğini söylerim. Çünkü gümüşte beklenen hareket yıllardır neredeyse gerçekleşmedi. Şu an için bir hareketlenme söz konusu ama ne derece sağlıklı, ne derece kalıcı bir yükseliş onu bence önümüzdeki süreçte takip ederiz. Yani şu an için net bir şey söylemek zor ama söylediğim gibi teknik anlamda 35 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar devam ederse yani 35 dolar seviyesinin üzerine yükselir ve buralarda kalıcı bir seyir oluşturabilirse o zaman zaten teknik görünüm pozitif bir şekilde devam edecektir. Ama 35 dolarların üzerine aşamadığı müddetçe gümüşte çok da güçlü bir yükseliş beklentisi içerisinde değiliz. Gram altında da 2800 ve 3000 liralar Ağustos ve Ekim vadeli beklentiler. Yani gram altın tarafında bir yükseliş beklentisi var. Dolayısıyla bu durum önümüzdeki süreçte gram altının yukarı yönde hareketini destekleyeceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla yatırımcılar mevcutta pozisyon korumalara devam edebilirler veya ilave pozisyonlanmalar için belki kısa vadeli düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilirler. Burada da en baskını ons altın olacak. Onsun hareketi biraz daha gram altının seyrini belirleyecektir diye değerlendiriyorum. Tabii endüstriyel metaller cephesinde biz Çin başlığını da konuşuyoruz ve bakırla ilgili hem geçtiğimiz haftalarda bir taraftan Goldman Sachs'ın arz endişeleri nedeniyle yapmış olduğu, vermiş olduğu raporda detayları dinledik. Bir taraftan da aslında burada bakırdaki yükselişin ana sebebinin Çin tarafındaki devalüasyon korkuları olduğunu da konuşuyoruz. Çin tarafından bir tarafta gayrimenkul ve emlak tarafındaki de hareketleri de görüyoruz. Buradaki vermiş oldukları destekleri de görüyoruz ama bu açıklanan paketin de pek bu tarafta etkili olmadığına dair de analistlerin yorumlarını bir taraftan takip ediyoruz. Çin'deki ekonomiyi canlandırmaya yönelik atılan adımların. Hem endüstriyel metaller cephesi için hem bakır için bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bu taraf için notlarınız var mı bize? Yani o tarafla ilgili detaylı bir analizim yok. Her analistin çünkü alanı farklıdır. Benim o tarafla ilgili çok detaylı bir araştırmam söz konusu değil. Ama sadece Çin'deki gelişmeler bu noktada yakından takip ediliyor. Çin ekonomisine dair zaten endişeleri zaman zaman konuşuyoruz ve bunu en çok emtia fiyatları üzerinde de hissediyoruz. Özellikle petrol fiyatlarında. Zaten ekonomik anlamda daha toparlanmış değiller. Hükümet olsun, Merkez Bankası olsun piyasayı desteklemek adına adımlar atıyorlar ama yeterli kalmıyor. O yüzden bundan sonraki süreçte Çin ekonomisi ne kadar hızlı bir şekilde toparlanma kaydederse bence o kadar da fiyatlar üzerinde olumlu yansımalarını görmeye devam edebiliriz. Evet. Yurt dışına geldiğimizde tabii Perşembe günü merkezin kararı var Eda Hanım. Artık baktığımızda Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak yurt dışında piyasalar, gözler merkezin kararında olacak. 23 Mayıs Perşembe günü Para Politikası Kurulu'nun toplantısının sonrasında verilen mesajları takip edeceğiz. Öncesinde hem merkezin bu haftaki kararından beklentileriniz neler? Oradaki notlarınızı alalım. Bir de borsa haftaya rekorla başladı. 10.660 puana çıkmış oldu. 11.000 seviyeleri konuşuluyor Borsa İstanbul içinde. Neler söylersiniz? Şimdi Borsa İstanbul yeni haftaya iyi başladı. Şu an hafif alıcılı bir seyir var. Sektörlerde de neredeyse bir iki sektör dışında diğer sektörler Borsa İstanbul'daki yükselişe eşlik ediyor. Tabii ki gözler bankalarda. Bankalara bakıyorum %1'in üzerinde artıda. Onun dışında Borsa İstanbul'da zaten genel görünüm pozitif seyrini korumaya devam ediyor. O yüzden de kısa vadeli düşüşlerle karşılaşabiliyoruz ama ana resimde yukarı yönlü potansiyelini sürdürdüğünü takip ediyoruz. Tabii ki 10.000 puanları yatırımcılar merakla bekliyordu. Özellikle piyasanın beklentisi de çok kritikti 10.000 puan seviyesi ama çok hızlı bir şekilde aşıldı. 10.000 puanların üzerine yerleşti ve 11.000 seviyeleri şu an için konuşulmaya başlandı. Özellikle bugünkü hareketi 10.500 puan seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse evet 11.000 bölgesine doğru bu hareketini destekleyebilir. Dolayısıyla bizim için burada önemli nokta 10.500 puan olacaktır. Elbette gün içerisinde oynaklıklar devam ediyor, düzeltme hareketleri devam ediyor. Yatırımcılar dikkatli olsun. Soluksuz bir yükselişten bahsetmiyoruz. Yani burada önemli olan belli dirençler aşılamadığında yerini satışlara bırakabiliyor ve bu noktada da tabii ki belli desteklerden gelecek tepki alımları önemli ve her defasında şunu söylüyoruz yatırımcılara. Olası düşüşleri fırsat olarak değerlendirin. Tabii ki bu noktada şirketlerinizi tanıyarak hareket edin. En önemlisi bu. Onun dışında zaten soluksuz bir yükseliş şu an için çok zor. Elbette yukarı yönlü potansiyelini koruyor diye ifade ediyorum ama teknik anlamda zaman zaman özellikle 11.000 bölgesine doğru yükselmekte zorlanabilir. Bu durum yerini kar satışlarına bırakabilir. Yani bu tarz volatil dönemleri göz önünde bulundurmak gerekiyor diye değerlendiriyorum. Onun dışında zaten psikolojik desteğimiz 10.000 puanlardan geçiyor. 10.000 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım o zaman Borsa İstanbul'daki satışların daha da derinleşmesine yol açabilir. Bu nedenle 10.000 puanın altına doğru bir sarkma yaşanırsa panik satışlarıyla beraber ivme kaybını bir miktar daha derinleştirebilir. Bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Ama onun dışında da olası düzeltme hareketleri kısa vadede 10.000 puan seviyesine kadar karşılandığı müddetçe yükseliş potansiyelini koruyacağını düşünüyorum. Tabii ki hisse ve sektör bazlı ayrışmaları görüyoruz. Birinci çeyrek bilanço dönemindeyiz. Açıklanan şirket karları elbette hisseler üzerinde etkisini gösterebiliyor. Zaman zaman bankalar piyasanın gerisinde kalıyor. Bankalar piyasanın gerisinde kalınca bu durum bir miktar Borsa İstanbul'daki yükseliş eğilimini zorlaştırdığını takip etmekteyiz. Ama bugün özelinde özellikle bankalar şu an için hatta %1,5'un da üzerinde artıya geçmiş durumda. Eğer bu tablo günün geri kalanında da korunursa, çünkü piyasa açılalı daha yarım saat 40 dakika oldu. O yüzden günün geri kalanında da bu tablonun korunması, evet, Borsa İstanbul'daki yükselişin devam edeceğini bize gösterebilir. Ama şunu da eklemek istiyorum. Yani bunu geçtiğimiz haftalarda da gördük. Rekorlar sonrası bazen ara veriyor ve bir süre yeni rekor tazeleyemiyor. O yüzden biraz bu tarafa dikkat etmek gerek. Onun dışında da volatilite zaten gün içerisinde devam ediyor ve tabii ki yatırımcılar da mutlaka şirketlerini tanıyarak hareket etsinler. Çünkü kulaktan dolma bilgilerle yatırım yaparken bazen yanlış kararlar verebiliyorlar. Ve evet, tekrardan gelelim merkezin kararına. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısına baktığımızda... Evet, ben onu unuttum, şu an hatırlıyorum. Buyurun lütfen. Merkezin kararıyla ilgili yorumlarınızı da alalım, buyurun. Şimdi Merkez Bankası tarafına geçecek olursam, şimdi aslında yurt içi piyasaların geneli için önemli bir hafta elbette. Perşembe günü merkez var. Merkez Bankası kararı dışında da açıklanacak önemli bir veri akışımız yok. Dolayısıyla gözler Perşembe gününe çevrilmiş durumda. Şimdi orada aslında bu ay için hem piyasanın beklentisi hem de kurum olarak beklentimiz herhangi bir aksiyon alınmaması yönünde. Zaten en son biz Mart ayında görmüştük. Beklentinin üzerinde seçim öncesi 500 baz puanlık bir faiz artışına gitmişti. Nisan ayını pas geçti. Mayıs ayında da yine pas geçmesi bekleniyor. Zaten Merkez Bankası tarafından gelen açıklamaları da yakından takip ettiğimizde her toplantıda aksiyon almayacaklarını ifade ediyorlar. Şu an özellikle de enflasyon tarafına zaten zaman tanıyorlar ve Mayıs ayında enflasyonun zirve seviyesinin görüleceğini ama yılın ikinci yarısı itibariyle enflasyonda dezenflasyon sürecinin başlayacağına yönelik beklentiler var. Bunu gerek Merkez Bankası'ndan da görüyoruz, gerek Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarında da var. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da en son vermiş olduğu açıklamalarda enflasyon konusundaki beklentilerine değinmişti. Şimdi en son geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası bu yılın ikinci enflasyon raporunu da yayınladı. Orada küçük bir revizyona gitti. Bence makul bir revizyondu. Bizim de beklediğimiz şekilde gerçekleştiğini de takip ettik. Sonuçta enflasyon tarafında hala yukarı yönde riskler var. Kısa zamanda zaten çok güçlü bir düşüş beklentisi de yok. Sadece bunun biraz daha zaman alacağını bize gösteriyorlar. Ama Merkez Bankası hem politikasına güveniyor hem de güvendiği bu politikasını içeriye ve dışarıya çok iyi bir şekilde anlatıyor. Yani bu kararlı olması, bu duruşu, bu tavrı aslında piyasaların çok hoşuna gitti. Hem yerlinin hem de yabancının. Dolayısıyla bundan sonraki süreç açısından da eğer ki enflasyon beklentilerinde bir bozulma yaşanırsa, bu algı bozulursa o zaman gerekli görürsek zaten elimizdeki tüm araçları kullanırız. Hatta faiz artışına bile gideriz diyor. Yani aslında faiz artış kapısını kapatmadı. Sadece ara verdi. Piyasayı yakından takip edeceğini bize söyledi ve gerekli görürsem de müdahalemi gerçekleştiririm uyarısında bulundu. Bu nedenle biz de bir analist olarak her toplantıda Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı, bir aksiyon beklentimiz yok. Piyasayı bu noktada yakından takip ettiğini söylüyoruz. O yüzden de Mayıs ayında herhangi bir beklentimiz bulunmuyor. Elbette karar metni bizim için önemli. Karar metnindeki detaylar önemli. Nisan ayı metnine göre kıyaslama yapacağız. Bakalım benzer metin mi olacak yoksa metinde bazı ifadeler çıkarılmış yerine yeni ifadeler mi eklenmiş? Bunu yakından takip edeceğiz. Yani biraz karar metnindeki tonlamanın ben önemli olabileceğini düşünüyorum Merkez Bankası tarafında. Onun dışında da tabii ki piyasaya sürpriz yapmadığı müddetçe beklentiler doğrultusunda bir karar yurt içi piyasalarda herhangi bir volatilite yaratmayacaktır. Şu an için piyasanın bir beklentisi bulunmuyor. ABD'ye baktığımızda, ABD tarafına baktığımızda da orada en son gelen verilerle birlikte de Fed'in faiz kararını konuşuyoruz. Tabii artık yılın ikinci yarısına yaklaştığımız, geçeceğimiz dönemde merkez bankalarının faiz indirimlerine geçeceği dönem konuşuluyor. Hem Fed için hem ECB için, küresel taraftaki merkez bankaları için. ABD cephesiyle başlayacak olursak Jerome Powell'ın konuşması bekleniyordu bir üniversitede, fakat orada bu konuşması gerçekleşmemiş oldu. FOMC tutanakları var küresel cephede. Bu taraf için neler söylersiniz? Buradan beklenti nedir? Yine FED başkanlarının, FED üyelerinin açıklamalarını takip ettiğimiz bir hafta olacak. Neler aktarırsınız bize? Şimdi bu haftaya baktığım zaman özellikle geçtiğimiz haftalara kıyasla nispeten sakin bir hafta küresel piyasalarda. Evet, FED toplantısının tutanakları var. Yine hem Avrupa'da hem de Amerika'da imalat ve hizmetler sektörüne yönelik öncü PMI verileri açıklanacak. Ama bizim için bence en önemli başlık hem FED tarafında hem de Avrupa Merkez Bankası üyeleri tarafında takvimleri çok yoğun. Yani FED üyelerinin, ECB üyelerinin ve aynı zamanda ECB Başkanı Lagarde'ın da konuşması bulunuyor bu hafta. Bence bu konuşmaların verilerden biraz daha önemli olduğunu değerlendiriyorum. Tabii ki toplantı tutanaklarını geri plana atamam. Sonuçta FED toplantısının tutanakları 1 Mayıs tarihinde yapılmış toplantının tutanakları gelecek. Taze bir veri değil. 2 gün süren toplantının detaylarını göreceğiz. Orada özellikle faizle ilgili söylemler, belki bugüne kadar karar metninde yer verilmemiş veya bugüne kadar herhangi bir üyenin konuşmasında yer verilmemiş faizle ilgili yeni bir söylemle karşımıza çıkarlarsa tutanaklarda, böyle detaylarda belki o bir miktar piyasaları hareketlendirebilir, ama onun dışında tutanaklar sonrasında çok ciddi bir oynaklık, yani sürpriz bir ifadeyle karşılaşmadığımız müddetçe beklemiyorum. Şimdi Amerika'da istihdam ve enflasyon verileri geldi. FED toplantısını geride bıraktık. FED üyelerinin her gün neredeyse çok fazla açıklaması, konuşması var. Onları da yakından takip ediyoruz. Ve piyasalara verdikleri mesajlar sonrasında piyasa artık şunu demeye başladı. Bunlar Eylül ayı itibariyle faiz indirimine başlayabilir. Yani Eylül öncesi bir beklenti şu anda çok düşük. Daha çok İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası için Eylül öncesi beklentiler güçlü, ama Amerika Merkez Bankası, FED tarafı için beklentiler Eylül ve sonrasında kaymış durumda. Hatta bu beklentiler Eylül, zaman zaman da Kasım şeklinde bir git gel yapıyor. Şimdi bu haftaki tutanaklar bir takip edilecek. 2 imalat ve hizmetler PMI verileri takip edilecek. Veri bazlı hareketler görebiliriz, ama asıl olay FED üyelerinin konuşmaları. Yani üyeler ki bugüne kadar verdikleri mesajlarda hepsindeki ortak görüş şu: faiz indirimi için acele etmeyeceğiz. Biraz daha veri görmemiz lazım, biraz daha kanıt görmemiz lazım diyorlar. Bu nedenle bu hafta da benzer tonda açıklamalar geleceğini düşünürsek ben bunların beklentileri değiştirebileceğini düşünmüyorum. Yani Eylül ayı beklentileri hala gücünü korumaya devam ediyor. Elbette ben biraz daha Haziran ayındaki FED toplantısının altını çizmek isterim. Çünkü o toplantı özellikle yılın ikinci projeksiyonlarının da yayınlanacağı bir toplantı olacak. Ve ekonomik projeksiyonlarda noktasal grafiklerdeki tablo bizim için önemli. Çünkü en son hem Aralık hem de Mart ayında yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda noktasal grafiklerde üyeler kendi aralarında 3 faiz indirimini korumuşlardı. Ama geldiğimiz noktada artık Eylül ve sonrasına piyasa işaret ediyor ve her toplantıda da aksiyon alacakları bir beklenti de oluşturmuyorlar. Yani biraz bu 3 faiz indirimi aşağı yönde revize edilecek gibi gözüküyor. 1 faiz indirimine revize edilebilir. Yani Haziran ayı toplantısında tabii ki bunu takip edeceğiz. Böyle bir olasılık olursa belki bu ihtimal Eylül'den aralığa bile ötelenebilir. Yani piyasa der ki yılı kapatmadan bir faiz indirimi yapıp ondan sonra 2025'te faiz indirimlerine devam edebilir şeklinde de yorumlayabilirler. O yüzden Haziran ayı toplantısına kadar Eylül ayı toplantısına yönelik beklentilerde çok ciddi bir sapma yaşanacağını değerlendirmiyorum. Ama Haziran ayı FED toplantısında piyasaya verecekleri mesajlar, yayınlayacakları ekonomik projeksiyonlar sonrasında bence piyasa biraz daha net bir şekilde FED'in ne zaman faiz indirimine başlayacağını yorumlayacaktır. Önümüzde kısa bir zaman kaldı. Bu süreçte yine açıklanacak veriler veri bazlı harekete yol açabilir. FED üyelerinin açıklamaları elbette takip edilecektir, ama istihdam ve özellikle de enflasyon verileri geride kaldığı için şu anda Eylül ayı beklentilerini çok fazla değiştirebilecek bir veri seti önümüzde bulunmuyor. Çok teşekkürler yorumlar için, yayına katkı için, kolaylıklar diliyorum.